Elazığ merkeze bağlı Aşağı Demirtaş Köyü yapılan referandumun ardından Elazığ'ın 41. mahallesi oldu. Elazığ merkeze bağlı Aşağı Demirtaş Köyü'nde referandum heyecanı yaşandı. Merkeze 12 kilometre uzaklıkta olan köy sakinleri Elazığ'ın 41. mahallesi olmak için sandık başına gitti. Mustafa Özer'den 110. Köyde 236 seçmen oy kullandı. Aşağı Demirtaş Köyü muhtarı Taner Er, Elazığ'ın batıya açılan kapısı olmalarına rağmen yıllardır gerekli hizmetleri alamadıklarını söyledi. Bizim köyümüz merkeze 12 kilometre yakınlıkta. Batıya açılan bir kapıdır. Ama yıllardır ne yazık ki köyümüzde yani ilgilenen olmadı. Yani şu andan sonra da inşallah bundan ilgilerini bekliyoruz. Ne olur kanalasyondur, sudur, imardır. Yani bu konularda çok müsteriyiz biz burada. İnşallah bunları gerçekleştiririz. Bu köyümüz mahalle olduktan sonra bunlar inşallah belediyemiz tarafından bizlere gerçekleşir. Sayın Bakanımız, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzden Veysel Bey'e gerçekten herkese teşekkür ediyorum. Bizlere ilgi gösterdiler ve mahalle olmamız için çabaladılar. Köy sakinlerinden Kenan Şeker ve Mehmet Şeker de köylerinin mahalle olmasını istediklerini dile getirdi. Bir köy sakini olarak evet oyu kullandık. Ve güçlü bir evet oyu çıkmasını bekliyoruz, umut ediyoruz. Çünkü bizler tüm köy sakinleri olarak mahalle olmak için müracaatta bulunduk. Köyümüzün mahalle olması için elimize gelen çabayı sarf edeceğiz. Tabii ki oylarımızı evet yönde kullanacağız ve köyümüzü mahalleye çevireceğiz. İnşallah köyümüz her yönden gelişir. Saat 17'de biten oy verme işlemlerinin ardından sandıklardaki oylar sayıldı. 236 seçmenden 158'i oy kullandı. Oylama sonucunda 146 evet, 12 hayır. Hayırlı olsun. Çıkan sonuçların ardından Aşağı Demirtaş Köyü Elazığ'ın 41. mahallesi oldu. Referandumun ardından konuşan Aşağı Demirtaş Köyü muhtarı Taner Er, sandıkta oy kullanan köy sakinlerimizin %98'i mahalle olmamız adına oy kullandı. Hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi.